Peki, bunun dışında biz şimdi bu ani ölümlerin ve sporcuların, küçük yaşta başlayanların, her yaştakilerin, spor yapan insanların bu tip sorunları yaşamaması için ki süreci konuştuk. Evet. Bir de işin o istemediğimiz kriz veya işte sağlık sorununun başladığı nokta, sahadaki nokta veya evdeki noktada, yani bu evde de olabilir, saha içerisinde de sporu yaparken de olabilir. Bu süreçte tabii ki doktor olması lazım, spor yapılan yerde ambulans olması lazım. Bunların hepsini fabrika ayarlarında olması gereken şeyler olarak düşünüyoruz. Aynı bir noktaya koyuyoruz. Ama evde oldu veya sahada olduğu sırada doktor yoktu. Bu tip durumlarda ilk yapılacak şeyler neler olması lazım? Tabii siz ilk yardımla ilgili Biraz orayı force ediyorum sizi. evet. Yani o an ne yapması lazım insanların? Çünkü ben bundan sonraki yayın sürecinde sizi şuna zorlayacağım. Belki periskop yayınıyla ilk yardımın çok basic, çok temel şeylerini de görseliyle beraber belki beraber bir yayın yapabiliriz. Onu bu yayından sonra sohbet ederiz. Şimdi solunum dolaşım desteğinin yapılması lazım tabii ki. Yani sistem olarak baktığımız zaman eğer bir kendini kaybetmiş bir kişiyle karşılaşmışsanız ve olayın nasıl olduğunu bilmiyorsanız onu yaşamsal destek adına solunum dolaşım desteğiyle tekrar Bu nedir? geri döndürme işlemi yapmanız lazım. Birincisi solunum yollarının açılması, yani açık hale getirilmesi. İkincisi de kalbin kendini çalıştıramadığı yerde sizin onu dışarıdan desteklemeniz. Bu solunum dolaşım desteği. Şöyle de bir şey var tabii ki. Yani her bayılan ya da her bilincini o sırada kaybetmiş kişi, kaybetmiş demek de belki ağır oldu ama kendini kaybetmiş bir kişi o sırada buna ihtiyaç da duymuyor olabilir. Olabilir. Öyle de bir şey var. Fakat şahit olmuş ani işte bir dramatik tabloyla bu pozisyona girmiş kişinin yanında bulunan kişi şunu yapmalı. Herhalde Evet, bunu onu soruyorum. istiyorsunuz. En azından vücudun pozisyonunu ayarlaması lazım. Kişinin yere düşen, yere yatan kişinin vücudunun pozisyonunu ayarlaması lazım. Tabii düşmeyle beraber olabilecek başka tür kafa travmaları, Evet. şunları bunları var. Hariç Ama tutuyoruz onu biraz. Evet. onları tabii ki hariç tutuyorum ama onları da şu anda çok önemsemiyorum. Neden? Öncelikli olarak kişinin yaşama döndürülmesi lazım. Ondan Solunum sonra ve kafa travmasının ayrıntısı düşünülebilir. Zaten o da hastane koşullarında Evet. mümkün olur ancak. Solunum yollarını açmak adına da kişinin yan yatırılması. Birçok kişi de belki şahit olmuştur spor yaralanmalarında. Yani şey değil, tam Sırt sırt üstü, değil, sırt üstü yan bir yan yatırılması için. yatırılınca ve hafifçe Dille çenesi alakalı bir şey mi bu? dil geriye kaçıyor evet o pozisyonda. Hafifçe çenesini de yukarıya boynu zedelenebileceği düşünülerek çok örselemeden, çok sert davranmadan hafifçe çenesini de geriye atarak kişiyi de yan yatırarak solunum pasajının geçişinin burundan ağızdan itibaren ciğerlere rahat olması sağlanabilir. Şimdi bu şekilde bir sağlandıktan sonra tabii dilinde bir en azından çekilmesi gerekebilir. Onun yapılmasından sonra eğer kişi baktınız kendi spontan kendiliğinden bilinci gelmiyor, solunumu gelmiyor. O zaman daha bir şey yapacaksınız dışarıdan hem ağız ağza, ağız buruna solunum nefes vereceksiniz ve sırt üstü yatırarak göğsünün üzerine masaj yapacaksınız. Bu toplumda tabii ki bu programla öğrenilecek bir şey değil ama toplumda yaygın olan kurslar içinde de veriliyor. Ki sürücülere verilen ehliyetler sırasında ilk yardım kursları mutlaka her sürücüye öğretilmeye çalışılıyor. Farklı gene kampanyalar çerçevesinde
insanların şeyine sunulabilir, eğitimine sunulabilir. Ama en azından şeyde bakmakta fayda var. Yani göz küreleri de önemlidir. Eğer bir kafa içi kanaması varsa o nedenle bir ani ölüm ya da ani bir problem yaşanıyorsa göz kürelerine baktığınız zaman da göz kürelerinin farklı bir açıya baktığı görülür falan. Bunlarla bir şekilde işin vahameti ya da işte şiddeti öğrenildikten sonra da işte hızlı bir şekilde de tabii acil şey istemek lazım. Ulaşım bir şekilde. Transport yapılması lazım. Transfer. Peki, aslında kabaca, çünkü ben buraya gelirken kafamdaki şey zaten hani doktorun olduğu yerde, salonlarda veya o imkana sahip kulüplerde veya organizasyonlarda hani bunları sorgulamak söz konusu değil. Zaten onlar rutin olarak yapılan şeyler, ama benim buraya gelip sizi en temel haliyle anlattırmamın sebebi bundan uzak olup bazen, yani her seferinde de bu şartlarda gerçekçi olmamız gerekiyor Türkiye'de. Her zaman bu şartlar içerisinde spor yapılmıyor. Ben biraz da buraya dikkati çekmek amacımdaydım. Ben kendi açımdan alacaklarımı aldım. Sizin ilave edeceğiniz bir şey var mı? Bu benim kafamda siz vurucu bir laf ettiniz aslında. Bundan evvel bir sporcu, demin kimi konuşuyorduk içeride? Edis konusunda da. 2 sene önce. Ben de Burak konusunda bunu yaşamıştım. O dönem 3-5 gün basın bu işin üstüne çok, hele işin içinde önemli de bir spor kulübü varsa, medyatik bir konuysa, ki bu kardeşlerimiz şimdi biri altyapılarda oynayan çocuklarımız, kardeşlerimiz. Yani çok medyaya çıkmaları söz konusu değil, ama benim de burada hedefim siz ve sizin gibi değerli spora emek vermiş tecrübeli hocaları konuşturarak bizi dinleyen hem sporcu kardeşlerimize hem de velilere bilinçlendirmek aslında. Hedefim buydu. Belki bu işin ilk bölümü olacak. Bana bir pencere daha açtınız konuşurken, işin genetik bölümünü de açtınız. Evet. Bu konuda da konuşturacağımız insanlar olacaktır. Sizin konuyu, bugünkü konumuzu bağlayacak söylemek istediğiniz farklı bir şey var mı? Yani şimdi bizim son zamanlarda yaşadığımız şudur. Ben 32-33 yıllık doktorum. Son 25 senesi bunun hem saha içinde hem de akademik uğraşılar içinde geçti. Halen daha da iki tarafta bulunuyorum. Yani Türkiye Basketbol Federasyonu Kadın Milli Takımı'nın doktorluğunu da yapıyorum. Yani işin sağ tarafında da hala bulunuyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ben yani son 25 yıla birebir şahit olmuş farklı platformlarda insan olarak. Egzersiz ve fiziksel aktivite hakikaten teşvik ediliyor. Ve teşvik edilmesi lazım. Geçmişte daha bir amatör olarak ya da daha bir bireysel arzularla, isteklerle yapılırken, günümüzde farklı sebeplerle devlet politikası olarak ya da aile tercihleri olarak yönlendirme ve yapılmak isteniyor. Şimdi yapılmak isteniyor da egzersiz aslında ya da fiziksel aktivite bir ilaç olabilmesinin yanı sıra o ilacın yan etkileri gibi, zehirleyici dozu, etkileri evet. gibi dozunun önemli olduğunu da söylemek istiyorum özellikle. Bu dozu aşarsanız yararlı değil, zararlı, dramatik sonuçlarla karşılaşırsınız. Onun ayarının iyi verilmesi lazım. Onun ayarının bireysel yapılması lazım. Onun ayarı bireysel yapılırken bir kişi kendini iyi tanıması ve doğru yerlerden bilgi alarak bu işi sürdürmesi lazım. Ama nereden bakarsanız bakın, herkes kendi hayatını yönetiyor. O yüzden kişi kendi hayatından, anne baba çocukların hayatından daha fazla sorumluluk alarak takip etmesi lazım. Öyle sürdürmek lazım bu işi.
Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bugünkü programımızı iki tane kardeşimiz yakın zamanda vefat etmişti. Tekrar hatırlatmam gerekirse, Esra Çavuşoğulları 1997 doğumluydu. Beyza Nur Önel 2004 doğumluydu. Belki bundan sonraki süreçte sporcu sağlığıyla alakalı, belki önleyici, belki o tam da terminolojisine hakim olmadığım için belki de o sağlık sorununun olduğu andaki müdahalelerle ilgili ufak programlar yapmayı planlıyorum. Hocamı da bu konuda sıkıştıracağım. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.